Herkese merhaba ve tekrar bir Sims 4, bu sefer bir değil, 4 videosuna hoş geldiniz. Bugün Sims 4 için yine bir mod incelemesi yapıyorum. Karşımızda World Edit, yani dünya editleme, yaratma, değiştirme hangisi ise. bu modu yine Arnie yaptı ve Arnie maşallah yani EA, Arnie'yi lütfen satın al. Yani bunu yapmak zorundasın çünkü zorundasın. Her neyse burada küçük yazılarımız var ve bir tane videomuz var. Onun için incelemek istiyorum. Bu arada siteyi yine Türkçe çevirmek istiyorum. Benim favori aktivitelerimden bir tanesi çünkü. World Edit nedir? The Sims 4'te kendi dünyanızı özelleştirmek ve yaratmak için oyun içi araçlar seti, kendi yarı açık dünyanızı yaratmak için dekor, ağaçlar, etkileşimli nesneler, okyanuslar, yollar ve hatta açık alanlar, etkileşimli mekanlar oluşturun. Bu dev 750 750 boş tuval... <laughs> tuval... Oyun için yeni dünyalar yaratmak için sizin yaratıcılığınızı ve tutkunuzu bekliyor. Kıcak dolusu sevgiler. Aynı. Harika. Ben sanırım Sims 2 ve 3 birkaç kere denedim dünya yaratma tool'unu. Zaten Sims 2'nin oyunun kendi içinde kendi dünyanızı yaratma özelliği vardı. Onun için videoyu izleyelim merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Wow. Bayağı 750-750 tarafından büyük bir Dünya. <laughs> Şu an simsti kalbim patlayacak gerçekten. Okey, sanırım e, böyle yine simlere komentler verdiğimiz gibi komentler veriyoruz. İlginç bir sistem seçimi olmuş. Bayağı kolay aslında. <laughs> World Objects. Burada milyarlarca obje var. Bu sefer elektronik sanatlar kim set yapıyor göreceksin. Set sırası bizde canım bizde. <laughs> oh my god, ocean mı? Seviyesini yükseltebiliyor muyuz okyanusun? Oh my god, bütün dünyayı şu an sular altında bırakmak istiyorum. Atlantis bekle beni. What? Bu ne? Nasıl yol yaptı? Bayağı yol yaptı şu an. SimCity, SimCity oynamak istedim şu an. <laughs> Okey, bence şu an girebiliriz. Ben bayağı heyecanlıyım. Arne'cim ellerine sağlık. E, videonu da beğenelim sana. Patreon'da da destek olabiliriz isterseniz. Siz de olabilirsiniz. Ama şimdi artık oyuna geçmenin zamanı geldi. O yüzden görüşürüz. Selam canım. Bu arayüzünü yüzünü asla özlememişim tekrar yani. iki haftadır falan Sims 1 oynarım sadece ve şu an o kadar özlemediğimi fark ettim ki. Bu arada sanırım yeni bir staff paketi geliyor yakında. Yani ne bu? Hayalet avcıları falan mı olacak bu dedektifliğin başlamasına ne istiyor olabilirim? Oyun bozukken ve sıkıcıyken. Şimdi yine tabii ki ben <laughs> en klasik karakterlerimi kullanacağım. <laughs> Wunderballer, Wunderpopolar, gelin popolar. Harika şimdi sizinle Newcrest namı değer World Edit moduna gideceğiz. <laughs> Okey tamam Newcrest burada bakalım nasıl bir yer. Oh my god, oh my god, oh my god. İsimlerini değiştirmiş yine. Lama Lagoon yapmış buraya. Uh, Bridge View yapmış. Yani bomboş dünyaya bile kadar hayat kattığını görebiliyoruz Arnie'nin. Helal. Şimdi World Edit. Buraya tıklarsak ne oluyor acaba? Çok heyecanlı. O kadar uzun süredir böyle Sims'te bir dünya yaratışına girmiyorum ki. Oh my god. Bu ne? Etrafım bomboş ve kar. kar. <laughs> Her yer boş, açık, çöldeyiz. Bu Sims 4 mü? Sims 4'te böyle o kadar uzun süredir böyle bir şey yaşamıyorum ki. Şu an ne hissediyorum biliyor musunuz? Oyunun, oyunda hiçbir şey olmaması oyuna gerçeklik kattı o kadar boş ki. Hani Sims bir bir zaman bu kadar boş bir dünya görmüyoruz. Bu adam... <laughs> are you okay? Boşluğun ortasında koşuya çıkmışsın ama her neyse. Burada kış yapmam ne kadar mantıklı bir da emin değilim. Çünkü hiçbir şey göremiyorum şu an. Yaza dönelim şu an olmadı bu. Tamam geldik. Ve bu sefer kış değil. Dünyayı görebiliyoruz nasıl olduğunu. Oh my god. Okay tamam şimdi durun. Sanırsam shift'e basarak direkt editleyebiliyoruz. Bu arada uzaklaşabilme oranım da ne kadar fazla. Ay bana fenalık geldi şuraya bak. Bu ne böyle? Bize açık dünya vermiş adam Popo mu? O kardeş sarılması. Ama şimdi dünya yapacağız. Hadi tamam. Sağ tıklıyorum. <laughs> World edit. Hah. Yol yapalım. Al yol yaptım. Hah. Tamam. <laughs> Dört tane butonum çıktı burada. Ne yapıyorum? Road. Hah. Anne ben yol yaptım. Ama galiba biraz bozuk oldu. <laughs> ee, yani burada bir, bir, tık sıkıntılarımız var ama kaldırım mühendisliği de kolay değil o yüzden hiç yargılamıyorum. Tamam yolumuz hazır. <laughs> Wunderbiler'in kahinata açılan yolu bence bizi çok iyi anlatacak. O yüzden harika. Şimdi ben okyanus yapmak istiyorum. Bana okyanusla gelin. Şurayı bir doldursam ne olur? Uh, terrain and floor. Okyanus. Ha! <laughs> okyanus. Ha! Okyanusum var. Bir anda okyanus oldu Sims'te. Peki böyle en yüksek yeri okyanus yapsam ne olur? Herkesi batırsam. Wunderbar'ları boğmak istiyorum belki. Aa World Tag. World Tag deyince şu mavi şey çıkıyor. Yani Brook Heights'da olduğu gibi tavşan deliği baya. Neyse hadi sizi biraz boğalım canım. Tamam şimdi en yükseğe böyle nereye? Şuraya falan yapalım. Bakalım ne olacak. <laughs> oh my god. Boğuldular. Su altındayız şu an. canım siz e, şu an su altındasınız ama. Bu aklıma şey getirdi. Ben de bir Mimari program kullanıyordum. Lumion diye. Onda da böyle suyu yükseltip her şeyi batırabiliyordunuz. Siz balık mı oldunuz gulu gulucuklar? Gulu gulularlar. Neyse evet, tamam biraz kafayı yedik. O yüzden artık bunu durduralım. Şimdi ağaç. Ağaç yapmaya çalışalım. Şey olayı yok galiba bu arada. Tool Options nedir? Terraini değiştiremiyoruz galiba değil mi? Öyle düşünüyorum. Sadece bir şeyler ekleyebiliyoruz şu anda üstüne. Ben mi yanlışım? Aa yok. Evet. Buraya kum ekledik. Ee, biraz küçük olmadı mı? <laughs> Daha büyük olsaydı. Scale. Hah! <laughs> Durun kumu büyüteceğim. Tamam ne yapalım? 10. Uu, evet bakın kumu büyüttüm şu an. Burası kumluk oldu. Oy siz çöle mi geldiniz wunderbar kardeşler. Harika. Her neyse şimdi ağaç koymayı deneyelim. Ağaç koymak önemli çünkü. Burada şu an nedense şey gibi hissediyorum. Kendimi böyle Sims 1'in ilk reklamı. Bilenler burada mı? Böyle bir arabayı takip ediyorsunuz ve sizi boş bir dünyaya getiriyor. Onun enerjisini alıyorum şu anda. Bir de insanlar falan var etrafta ama etrafta başka hiçbir şey yok. Sadece insanlar var. Ve boş bir dünya. Ve hayal gücünüz. Neyse canım biraz ağaç koyabilir miyiz biz şuraya? Create large forest. Aaa! Ah! Bir anda ormanlık oldu. Yalnız yolun ortasına. Yani harika. Oturttuk bütün ağaçları. Yani arabalar nasıl geçiyor buradan? Harika. Bugün de araba kullandım. Gerçekten. Uzun süredir kullanmıyordum. Ve araba kullanmayı sevdiğimi biraz fark ettim. Ama bu ağaçlığın içinden geçmeyi sevdiğimi düşünüyor muyum? Büyük ihtimalle hayır. Her neyse biz şimdi bu ağaçları yaksak ne olur acaba? Ama öyle bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Ee, bunu silelim şimdilik yani yolun ortasında. Oha teker teker mi siliyoruz ağaçları? Yo değil değil. Neyse. Canım şimdi sen e, ne yapabilirsin biliyor musun? World Object. Neler var burada? Uff uh, tamam burada böyle bütün objeler var. Sims 4'teki bütün set objeleri var. Ocak mı bu? Pff. Ocak koyduk. Set objelerini bırakın. Baya gerçek objeler bunlar ama kullanamıyoruz. What? <laughs> Peki ben bunu büyütsem ne olur? Scale. 20. Ah! Devasa ocak. Oha çok iyi. Yalnız böyle bütün dünyayı aşırı büyük objelerden yaptığınızı düşünsenize. Las Vegas'taki o garip binalar gibi. Neyse. Wonderball'lerin yeni evi ocak. Bence gayet başarılı. World effect varmış. Bunlar ne? Hiç... Ooh, water emitter. Ne buymuş? Su fışkırtıcı bir şey. ha Fiskiye yaptık. Oy bebek. Bunu büyütsek ne olur? Hadi büyüsün. Yağmur yağsın. Ha. Yağmur efekti büyümüyor. Sadece fiskiye büyüdüm. <laughs> olsun. Olsun. Büyüklük her zaman önemli değildir. Bu, bu bayağı fiskiyeler. Milyarlarca fiskiye seçeneklerimiz var burada. Dans eden su fiskiyesi. Bu ne? Çok tatlı. Oo. Bunlar normalde build modda yok mu peki? Onları merak ediyorum. Galiba yoklar. Bunderballer ormanlığın içinde. <laughs> Yalnız gerçekten düşününce çok iyi ya. Hani böyle bir özgürlüğe sahip olma olayımız tahmin bile edilemez yani. Sims 4'ün var olan seçenekler arasında böyle bir şey olamaz yani. Neyse canım biz biraz daha değiştirsek burayı nasıl olur acaba? World objectlere biraz daha bakalım. Bayağı şey var çünkü yani. Böyle hazır evler de var mesela bu neymiş? Uh! Oh! Baya ev geldi hazır set. Set eve. Bir şey değil mi Sims 4'ün kütüphanesinde kim bilir ne kadar çok böyle ev vardır ya. Çünkü dünyanın %70'i zaten set olduğu için. Yani ellerinde o kadar çok böyle boş kullanılamayan evler var ki aslında düşünce bayağı korkutucu. Sadece süs. Elinde süs var ama kullanamıyorsun. Bu ne ya süs. Süs tapınağı ama bunu bayağı büyütebiliriz. Dur kafan olmayacak yanlış oldu. Wow. Tapınak, ocak ve bir oyuncak ev harika. Peki bu evi istesem ne yapabilirim? Eve bir şeyler yapsam? Elevate kaldırabiliyorum istersen. Aa yükseltebilirim. Uçan ev. Artık evimiz uçuyor. <laughs> o kadar iyi ki şu an şu an Up filmini izleyenler duygulandı. <laughs> Üstüne balonlar koyabilir miyim? Lütfen. ab sahnesini canlandırmak istiyorum şu an. Balon olduğunu söyler misin? Lütfen balon olduğunu söyle. Yeni hedefim balon keşfetmek. Neyse yok galiba ama şey düşünsenize çok iyi olmaz mı? SimStore'da böyle uçan balonlar gelse, sıcak hava balonları. Böyle bir paket yapmaları gerekiyor acilen. Bunlar ne? Burada bir şeyler var. İnanmıyorum etrafta küçük küçük bitkiler bile koymuş gerçekçi olsun diye. Her neyse. Bu neymiş? Interactive Venue. Uuu. Mezarlık yapabiliriz Yapalım bu şey Brook Heights'teki mezarlık. Ay ne güzel bir mezarlık bu ya. Of bu mezarlığa hastayım yani cidden. Çok güzel gözüküyor ya ben. Ya şu an baksanıza saçmaladığım halde bir dünya ortaya çıkmaya başladı bile yani çok iyi. Bu neymiş? Outdoor light. Bu ışıklar ekleyebiliriz. Devasa bir hayalet ışığı. Canım seni büyütelim o zaman. Uu, çok tatlı. İyi siz ne yapıyorsunuz bakalım. Build moda da girebiliyoruz bu arada. Aa şu işe bak. Build moddayken Koyduğumuz objeleri de silebiliyoruz. Aa. Yani bağımsız değiller. Bak road'u bile silebiliyorum istersen. That's crazy. Crazy. O zaman size de bir ev koyalım şuraya. <laughs> Wunderbiler'in boşluk dünyası ormanı içerisindeki devasa olmayan minik evleri. Ha böyle bir ev yapmışım bunu koyalım. Bu evi Melanie Martinez için yapmıştım. Kafamda Melanie Martinez'in tarzı nasıl olur diye yapmıştım. Aynen baksanıza ev resmen pastel dünyası yani. Bu ev baya güzelmiş ha. Merak edenler varsa galerimde şu an. Baya özenerek yapmıştım bu evi. Küçük ama çok detaylı ve hoş which is a pretty cool thing if you ask me. <laughs> ah okay. Tamam başka neler var bakalım. World edit, uh, import world. Brook Heights'ı aktarabiliyoruz istersek ama bunu şu an yapmaya korktum çünkü oyun patlayabilir. <laughs> ben bir dakika bu dünyayı uçan evlerle oluşturmak istiyorum. Her şey uçacak. Oh my god, bu ne? Bu burada bir problem var galiba. İyi ben baya... Memnunum şu an bu moddan. <laughs> Sanırım çoğu şeye baktım şimdilik. Benim bayıldığım tek şey okyanus yaratmak. Yarat okyanusu yarat. Baksana. Mezarla sular altında bıraktık. Oo. Uçan ev ve deniz dünyası boşluğu harika ve neden ekran bu kadar bulanık oldu bilmiyorum ama bu çok saçma çünkü isim söylediğin her şey çok saçma. Harika ya. Harika gerçekten. Yani oyun aşırı basit gerçekten. Sims 4 çok basit ama bize sunduğu seçenekler o kadar fazla ki ve bu beni o kadar mutlu ediyor ki. Ya bayağı kendi dünyanızın hikayesini yazabiliyorsunuz ya. Okey. Ben çok memnunum şu an. <laughs> bu mod beni sardı şu an dostlar gerçekten. Biraz da gece olsun geceyken de bakalım. Ha, hayal patlıyor. Bak çok tatlı. Uuu bakın setlerdeki ışıklar da yanıyor. Aa çok hoş. Uçan perili ev. Uuu <laughs> bu arada burada bir tane <laughs> dalga efekti yaptım şu anda. Deniz dalgası efekti. Wow. Bir de deniz olsaymış iyi olurmuş ama olsun. Layla gayet deniz kenarında fotoğraf çekimi yapıyor gibi olabilir. Yalnız baya güzel bir fotoğraf oldu şu an. İstemsizce nasıl böyle oldu bilmiyorum her neyse. Wow okey tamam. Beni aşırı tatmin etti şu an bu mod. Arnie gerçekten yine, yine ve yine elektronik sanatları yanlış kanıtladı. Bu nasıl bir Türkçe bilmiyorum ama. Ve böyle bilmiyorum. Sims'in ihtiyacı olan şey bu. Yani bunu... Sürekli söylüyorum ama Sims 4'ün daha çok ihtiyacı olan şey bu. Bizi beslemiyor elektronik sanatlar çünkü onun yerine bunu yapıyoruz. Neyse güzelmiş canım. Ee, tebrik ediyorum Arnie gerçekten. Dediğim gibi harika bir mod. Kesinlikle öneririm. Evet bu kadar. Ee, bu yüzden bir sonraki The Sims 4 mod inceleme videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.